İmamoğlu ittifaka kapıları kapayan Akşener'e aslında bir mesaj gönderdi. Bakmamız lazım 24 saate İmamoğlu'ndan Akşener'e ittifak cevabı. İlk kez konuştu İmamoğlu. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Akşener'in 81 ilde kendi adayımız olacak açıklamasına cevap veriyor. Her zaman ittifak şart demiş e, bir şekilde İmamoğlu. Sayın Akşener'in söylendiğini takip ettim. Diyalog her zaman gereklidir. İttifak olmamalıdır diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart diyor İmamoğlu. İmamoğlu gerçekçi konuşuyor. Evet yani birçok dediğim gibi siyaset bilimci de birçok gazeteci bu konuda İmamoğlu'yla aynı fikirde. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki rakibimi biliyorum demesi çok enteresan. Burası bak çok önemli. AK Parti'nin adayı kim olabilir sorusunda İstanbul'daki rakibimi biliyorum Değer, de, değerleri beni ilgilendirmiyor diye cevap veriyor. Pardon. İstanbul'daki rakibimi biliyorum diğerleri beni ilgilendirmiyor diyor. Bence bunu Erdoğan'a yönelik söylüyor sayın imamın. Sanki İstanbul'daki rakibim Erdoğan demeye getiriyor aslında. Diğerleri beni ilgilendirmiyor diyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayı kim peki? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladı. Peki İstanbul'daki adayı ne zaman açıklayacak? bir ters köşe beklenebilir e, Kılıçdaroğlu'ndan. Onu söyleyeyim. Yani İmamoğlu'nun aday göstermese şaşırmayın ha. Ya yani, ha ama eğer İstanbul'u hakikaten gerçekten kaybetmeyi göze almışsa ne ala. Ama yok eğer ben İstanbul'u kaybetmemeliyim diyorsa CHP'nin genel başkanı yani İmamoğlu'ndan başka bir alternatifi pek de görünmüyor. Çünkü İmamoğlu güçlü bir aktör ve İmamoğlu hatta gazeteci Fatih Altaylı'nın bir açıklaması vardı. AK Parti'nin bütün anketlerinden birinci çıkmış İmamoğlu. Fatih Ataylı'nın açıklamasında öyleydi ve dolayısıyla da evet önemli bir rakiptir İmamoğlu. Fakat dediğim gibi Kılıçdaroğlu henüz dillendirmedi. Bakın Kılıçdaroğlu ne dedi biliyor musunuz Denizli'li gazeteci dostumuza <laughs> diyor ki demiş aday olacak mısınız diye sormuş. Aynen şöyle diyor Kılıçdaroğlu benzer açıklamada devam ediyor Diyor ki ben diyor zaten hiç aday olmadım ki diyor. Parti üyeler beni parti örgütleri beni aday gösterdiler diyor. Ha yine beni aday gösterilirse aday olurum diyor. Bakın aday olmam demiyor. Hala diyor ki aday olurum. Parti örgütleri beni gösterirse şayet diyor. Zaten seni gösterecek, yani sizi gösterecek sayın Kırsanoğlu. Kimi gösterecek? Yahu parti örgütünü siz dizayn etmişsiniz. Siz örgütlemişsiniz hepsi. Hepsi size bağlı. Tabii ki sizi aday gösterecekler. Kimi gösterecekler canım?